Merhaba arkadaşlar, bursluluk sınavına giren öğrencilerimize artık az bir vakit kaldı. Onları da buradan uyarmak istiyoruz ve yine çok önemli açıklamalarda bulunacağız. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi ve abone olmayı unutmayınız adı hemen videomuza geçelim. Biliyorsunuz ki sizler bursluluk sınavına girdiniz gelen arkadaşlarımız ve artık tam 10 gün kaldı. Peki hocam neye 10 gün kaldı? Bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanmasına. En önemli hususta işte burada başlıyor. Yani 10 günlük bir süreç var biliyorsunuz. Yani bu 10 gün sonra, tam 10 gün sonra bugün ee, baktığımızda ne olacak? Bursluluk sınav sonuçlar açıklanacak. Yani ya kazandınız ya kazanamadınız. Bu süreç içerisinde yarım puanla kaybedenler olacak. İşte bir puanla kazananlar olacak. Ama olacak mı? Evet olacak ve az da olmayacak. O yüzden bu süreçte yapmanız gereken tek şey internetten ve yine kitapçınızdaki soruları doğru bir şekilde e, baktığınızda cevaplarını işaretlemek ve bununla birlikte doğru bir şekilde puan hesaplaması ve net hesaplaması yapmak. Çünkü e, öğrenci kalkıyor puan hesaplamasını yapıyor ama kalkıyor işte e, ben diyor 465 e puan yapmışım o zaman kazanırım diyor ve garanti kazanacağını düşünüyor. O yüzden kafası rahat oluyor. Ama sonuçlar açıklandıktan sonra bir bakıyor kazanamamış. Bu sefer de çok büyük üzüntüye giriyor. O yüzden yani e, doğru bir hesaplama yapın. Netinizi doğru hesaplayın. Puanlarınızı doğru hesaplayın. Zaten hocam puanımı nereden hesaplayacağım diye soruyorsanız kanalımızda videosu var. Yani bunun önceki bir videolara bakın. Doğru hesaplama nasıl yapılır videosunu göreceksiniz elbette. Onu izleyin. Zaten bir hafta mı? 4-5 gün önce mi ne yapmıştık? Onu izleyebilirsiniz. Doğru hesaplamayı nasıl yapmak istiyorsanız. Yani aktaracaklarımız bu kadar arkadaşlar. Videomuzun da sonuna geldik. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.